Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz Ankara'da yarıştık. Artık Antalya'da yarışma zamanı. Bugün günlerden Perşembe. Yani bugün sabah saatleri olduğu için bugün de sayacağım. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Tam 4 gün var podyumda olmama. Yani tam bu saatlerde aslında podyumda olacağım. 3 günde diyebiliriz. Sabah saatlerinde olacağım. Şu anda kardiyodayım. Perşembe günü. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Geçen Ankara yarışında biliyorsunuz videolar karma karışık oldu. İşte o ona karıştı, o ona karıştı falan. Bu videoda şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Antalya şampiyonasında, yani Türkiye şampiyonasında her günümü video çekip mesela bugün neler yaptığımı çekeceğim. Bugün neler yapacağım? İşte sabah kardiyomu yapıyorum şu anda. Bu arada dün bütün işlerimi bitirdim. Dün hani resmen dünyadan bağlantımı kopardım firmayla. İşte Seyfitbir'le falan her şeyimi, sadece uzaktan eğitimlerle ilgileniyorum. Diğer her şeyi sildim. Uzaktan eğitimleri çünkü ara veremem asla. Çünkü o çocuklar bana para veriyorlar. Onlara her zaman değerli bir şekilde hani yardımcı olmam gerekiyor. Neyse. Her günümü çekeceğim. Yani mesela şu bugünümü çekeceğim ve akşam bu videoyu yükleyeceğim. Yarın. Pardon, yani bir sonraki videoda kaldığım yerden devam edeceğim. Yarın. Onu da çekip yükleyeceğim. Sonra bir daha kaldığım yerden. Yani bu şöyle düşünelim. Bugün Perşembe, işte pazar podyumda olacağım. Büyük ihtimal pazartesi günü de video çekerim. Çünkü biliyorsunuz pazartesi günü diyet bozma günü ve artık bu kadar eziyet çektik. Artık sefa sürme zamanı. Neler yediğimi de çekerim. Hatta bakarsınız salı günü de çekerim. Çünkü direkt İstanbul'a geri dönmeyeceğim Antalya'dan. Resmen yemekleri güzel olan şehirlere gideceğim. İşte ne bileyim. Yani böyle Muğla'dan dolaşacağım. Muğla'ya gideceğim, Aydın'a gideceğim, Denizli'ye gideceğim, oradan Çanakkale'ye gideceğim. Hatta direkt Bursa üzerinden İstanbul'a gitmeyeceğim. Bayağı bir gezeceğim yani. Oradan Edirne'ye gideceğim, Tekirdağ'a gideceğim, oradan İstanbul'a gideceğim falan. Neyse. Bugün mesela neler yapacağım? Bütün hepsini videoya alacağım. Bugünkü videoda ne olacak? Çok fazla bir şey olmayacak. Çantamı hazırlayacağım. Bir form gösteririm size. Bu arada gerçekten çok büyük farklar var. Çok büyük farklar var. Şöyle söyleyeyim size. Antalya yarışında 78 kiloydum podyumdayken. Bugün sabah tartıldığımda 74'tüm. Yani 4 kiloluk bir su atımı mevcut vücudumda. Gerçekten büyük bir değişim. Dediğim gibi formumu göstereceğim. Size yorumlarınızı yapın. Kolum ağrıdı. Yorumlarınızı yapın. Neyse, aklımdaki şeyi söyledim size. İşte tecrübe bakın. Tecrübe yine burada da önemli oldu. Ankara yarışında sıçtık resmen video konusunda ama dediğim gibi tecrübe kazandık. Türkiye şampiyonasında böyle olmayacak. Bölüm bölüm güzel güzel videolar birbirine karışmadan her gün editleyip akşamında videoyu yükleyeceğim. Siz de hani hem fazla zaman geçmeden hem de düzgün bir şekilde, yani neredeyse canlı bir şekilde izlemiş olacaksınız. Sadece bir gün geç izleyeceksiniz. Ama her şey olduğu gibi izleyeceksiniz. Burası Beylikdüzü'nde bir park. İnsanlar geliyorlar, sabah kardiyolarını yapıyorlar. Neyse. Dediğim gibi videoların hepsini yayınlayacağım. Bugün bittiği zaman bugün akşam da yayınlayacağım. Bugün büyük ihtimal sabaha karşı 4 gibi yola çıkacağım. 4'e kadar bunu kaydederim. Sonra bunu editleyip yüklerim. 4'ten sonra artık yolculuk vakti falan diye ikinci bölümü başlatırım. O şekilde bir plan yaparım. Bakalım nasıl olacak. Kardiyo bitti sonunda. Ne kadar kardiyo yaptım? Yaklaşık 1 saat 20 dakika, 1,5 saat kardiyo yaptım. Ve antrenman sonunda kardiyom var. Bugün bir de antrenmana gideceğim. Size şunu göstereceğim. Yarıştan sonra neler yemek istiyorum. Ya var, resmen açgözlülük bu yaptığım. Ama her markete girdiğimde yemek istediğim her şeyi aldım ve size neler neler aldığımı göstermek istiyorum. Arabamın arkasında neler var? Yarıştan sonra var ya, anısını ağlatacağım. Hepsini zaten videoyu çekeceğim. Size göstermek istiyorum neler aldığımı. Bir saniye, eğer anahtarı bulursam. Anahtar. Anahtar burada. Bakın şimdi. Burası benim arabamın bagajı, tamam mı? Şunu bir alalım. Şu
şurada bir. Şöyle bakın şimdi. Bakın birinci poşet. İkinci poşet. Bu. Bakın kaç poşet neler neler almışım. Hatta size direkt içlerini de göstereyim mi? İçlerinde de neler var. Hadi bak bu yüklemeyi için. Bu ciğeri saymayın. Tavuk ciğeri. Bakın şimdi burada neler almış. Hepsini göstereceğim size. Zaten en çok özlediğim şey pestil ya. Bu pestil var ya. Abi çok seviyorum ya. Pestil, kaju. İşte şu çikolatalardan. Kalorili bilmem ne ama kadarı çok seviyorum. Pringles almışım. Diğer poşeti açalım. Poşette neler var? Abi o kadar özledim ki yemek. Şunu da şöyle ters çevirirsen eğer. En çok yemeği özlediğim şeyler. Abi fındık ya. Ve kırmızı orman meyveleri. Oreo abi. Harbiden çok özledim ya. Şunları içmeyi o kadar çok özledim ki. Kırmızı orman meyveleri. Bu var ya en sevdiğim şeylerden. Bunu da seviyorum. Cevizi normal günler için aldım ama ceviz yemeği de çok seviyorum. Ya şu var ya harika bir şey ya. Normalde sürekli de aslında yemem bunlardan ama yarış psikolojisi çok farklı abi. Adama aldırıyor yani. Abi şunlara bakın özellikle şu ya. Ya neler neler almışım ve bir poşet daha hatta iki poşet daha var. Önce şunu açsam. Şunu da açalım. Ya resmen aç gözlük biliyor musunuz? Başka hiçbir şey değil ama işte uzun zaman diyet yaptım. Ha bunlar paket olarak burada. Burada Antep fıstığı var galiba. Burada yine pestil var ama farklı bir pestil. Burada yaban mersini var. Yaban mersini yulafa döküp böyle sıcak sütle yemeyi o kadar çok özledim ki. Allah'ım pazartesi gelsin. Bunda da şöyle dokunuyorum ne var? Ne almıştık ya? Şöyle dokunuyorum yumuşak bir şey var. Açalım. Ha incir. İncir var bunda. Şöyle bakıyorum. Bunda badem var. Çiğ badem. Şu biraz ıslak. Ne var lan bunda? Hadi bunun içini yersek. Bunu bilemeyeceğim gibi. Açalım şöyle bakalım. Ha bu da farklı bir pestil çeşidi. Çok farklı bir pestil çeşidi bu da. Pestili gerçekten seviyorum bu arada. Abi şuraya bakar mısınız? Aldığım şey. Ve bir poşet daha var yani açmadığım. Burada rulo kat var işte. Hatta bunu da açalım ya size. Madem açtık hepsini açıp göstereyim. Abi gerçekten bir pazartesi geldiği zaman benim için bayramdır. Bir poşet daha. Oreo, Gong. Eve bundan çıktı onun içinden. Ve bir poşet daha. Zaten yırtıkmış. Şöyle yapsa az siktir. Neyse burada da gördüğünüz gibi çekirdek var. Rulo, rulo kat. Bu. Ve Hindistan şey. Gibi yemişler. Gördüğünüz gibi çekirdek, rulo kat. Yani kısacası şuraya bir bakın. Şuraya bir bakın. Yani yarıştan sonra var ya, ya bütün sevdiğim şeyleri aldım. O kadar halsizim, o kadar biteyim ki. Bir an önce eve gidip hindi ve pilavımı yemem gerekiyor. Pilavım da 50 gram ha. Pilav dediğim de 50 gram. Neyse ben gideyim artık eve. Bunlar arabada kalacak. Yarış gününden sonra boom, gains to gains yapacağız. Gerçekten hiç halim yok. Şampiyonlar Ligi. Geldim eve. Kardiyo bitti. Yemeğimi hazırlıyorum. Burada 50 gram pirinç var. Günün bütün karbonhidratını şimdi alacağım. Ve yaklaşık 100 gram falan hindi var. Ve biraz da maydanoz yiyeceğim. Bugün dediğim gibi hiçbir işim yok. Akşama kadar evde yatacağım. Size form göstereyim bu videoda. Ama önce bunu güzelce yerleştirmem lazım.
Kosteyi çıkartayım. Gördüğünüz gibi form gayet iyi, yüz çökmüş durumda. Kaşlarım boyalı, kaşları sileceğim artık, silmem gerekiyor, 2 gündür boyalı. Yarış hazırlığı, bugün son kere daha solaryuma gireceğim. Solaryumda su tutar. Son kere solaryuma gireceğim bugün. Artık 4 günde terneği giymeyeceğim, oturur. Sivilcelere bir şey yaptıramadım çünkü sivilcelere yaptırdığım zaman yakıyorlar orayı ve yaklaşık 1 hafta falan kıpkırmızı kalıyor. O şekilde podyuma çıkamazdım. O yüzden sivilcelere çok bir şey yaptıramadım. Ya benim genetik 15 yaşından beri sivilce çıkıyor arasını satayım. Ne yapsam gitmiyor yani, ne yapayım. Her şeyi hallettik. Dediğim gibi zaten bu videoda her şeyi çekeceğim ben size. Bakalım bundan sonra antrenman edeceğiz. Antrenmanı da çekerim falan derken güzel bir video olacak. Bugün akşam yükleyeceğim bunu. Her akşam yükleyeceğim video. Peace. Arkadaşlar tekrardan selam. Yemin ediyorum var ya, biliyorum beni böyle görmek istemiyorsunuz. Vanne demek, enerji demek ama gerçekten çok kötüyüm ya. Gerçekten çok kötüyüm. Antrenmana gitmem gerekiyor. Antrenmanı nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Ama bu durumda bile salonun en iyi antrenmanını çıkartmamız lazım ki, yani şampiyon gibi davranmamız lazım ki şampiyon olabilelim. Gidelim antrenmanımıza. Şimdi antrenman yiyeceğim. Nasıl antrenman yaptığımı da merak ediyor olabilirsiniz. Nasıl antrenman yapıyorum? Kompakt antrenman yapıyorum. Yani şöyle antrenman, hiç dinlenmek yok. Yani yarım saat boyunca bam bam bam, anladınız mı? Yarım saat boyunca dayanabildiğin kadar antrenman yapıyorsun. Yüksek bir şekilde pam 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 yapıyorsun. Yine antrenmandan ufak bir kesit koyarım. Şimdi antrenmana gitmem gerekiyor. Ondan sonra bir kardiyo var yine. Bir yarım saat kardiyo var. 45 dakikaya yaklaşık kardiyo var. Başka size söyleyeceğim bir şey. Bir tane kahve içtim antrenmandan önce. Başka söyleyeceğim bir şey yok şimdilik. Hadi bakalım gidelim antrenmana. AirPod'larımızı takalım, antrenmana doğru gidelim. Bak ekrana bakayım. Durdurma. Durdurma dediğim. Tamam. Hiçbir şey dokunma şu an. Sadece benim için. Dostlarım şimdi siz benim nasıl antrenman yaptığımı merak ediyorsunuzdur. Bütün günümün her şeyi çekiyorum. Size nasıl antrenman yapıyorum. Biraz önce söylediğim kompakt antrenman yapıyorum. Yani bu ne demek, biraz sonra göreceksiniz. Hiç durmak yok. Yarım saat boyunca 40 dakika, eğer baktaysanız 1 saat. Belki 1,5 saat bile yapabilirsiniz yani. O sizin erkekliğinize kalmış. Ben de finansman döneminde yarım saat yapıyorum. 40 dakika yapıyorum ve 2-3 dakikada sabahki kardiyoma göre antrenman sonrası kardiyomu eşitliyorum. 2 set sadece yapacağım. Ben 2 tur yapacağım. Bunu ben işte yarım saat boyunca yapıyorum. Arkadaş kameramın değil, kameramın yanındayım. Lütfen yardımcı oluyor. Onu da çok fazla tutmak istemiyorum. O zaman gerisinden başlayalım. Ben.
Bu arada hiçbir tane hareketi ayarlamadım. Tek ayarlı olanlardan yapıyorum. Oğlum durdurma videoyu. Hah eyvallah tamam. Dostlarım işte anladığınız gibi antrenman bu şekilde. Ah. Form da güzel. Antrenman bu şekilde, hiç dinlenmek yok. Ben şimdi videoyu kapatacağım. Tekrardan devam. Sadece su içiyorsunuz. Su içerken bir 200 saniye dinlenmiş sayıyorsunuz. Zaten sonra devam. Çok yorgunum, çok kötüyüm.
kusura bakmayın. Huh. Pump it baby. Pump it baby. Her şey güzel olacak, umarım her şey güzel olur. Bu gece yola çıkıyorum. Yolculuğu da çekeceğim tabii ki de. Bu videoyu kapatma vakti geldi. Evdeyim. Gördüğünüz gibi korsemi de taktım. Biraz korseli durmam gerekiyor. Soğuk bir su içiyorum. Su atmam gerekiyor. Soğuk bir su içtim. Buz gibi bir su içtim. Biraz maydanoz yiyorum. Biraz. Çok fazla değil yani. Öyle birkaç tane maydanoz attım ağzıma. Ve bir bitki çayı var. Özel bir bitki çayı. Bağırsakları tamamen temizleyen bitki çayı. Ondan içiyorum. Yani yarın çok kötü geçecek benim için. Pırt 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 diye gezeceğim. Ama sıkıntı yok. Şimdi bu valizimi hazırladım. Birazdan yola çıkacağım. Şimdi bu videoyu editleyeceğim. Yükleyeceğim. Ve işte kaldığım yerden diğer videoyu çekeceğim. Ve siz yarın onu izleyeceksiniz. Mesela ben bunu şu anda yükleyeceğim ama yarın yayınlanacak. Yarınki videoyu çekeceğim, sonraki gün yayınlanacak. Bu şekilde bütün Türkiye Şampiyonası'nı bir gün arayla, bir gün geç olarak izleyebileceksiniz. Ah dostlarım, kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın Instagram'dan. Ve abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Peace out. Olarak da şunu söyleyeyim. İnce makineyle, o en ince makinelerle bütün vücut kıllarımı kestim. Ama yarıştan bir gün önceki günde yine bir üzerinden geçerim yani. Çünkü birazcık çıkabilir. Ağda olsa çok daha iyi olurdu ama benim tüylerim hani sarı olduğu için zaten çok da bir şey değil. Bütün vücut kıllarımı kestim dediğim gibi. Tüylerimi de kestim. Boyanmak için hazırım yani. Yarın tartı var. Ben gece 4 gibi falan yola çıkacağım. Direkt tartı yerinde olacağım. Zaten onu bölüm 2'de yani yarın izleyeceksiniz. Başka bugün ne yaptım? Bugün yaptığım her şeyi çektim. Hadi bakalım bir sonraki videoya geçelim.